Satmayacaksın yani? Hayır. Satmayacağım. Yani benden öyle kolay kolay kurtulamayacaksın. O kadar kolay kurtulacağım ki sen bile şaşıracaksın. Ortaklıktan ayrılıyorum. Sıkıldın mı yengemeden? Restoran artık senin. İstediğini yap. Ben gidiyorum oralardan. Esra. Gitme. İnşallah bizimkileri değildir. Sinan! Bu da olabilir değildir. Yine bir şey daha... Ya ne? Ne yaptı o nazar gözüne? Hangi kahramanlık hikayesiyle süsledi? Hı? Aşkta kazandık. Ama iş için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sinan! Ne var Pelin? Ha? Ne var? Yapma. Bırakma. Neden? O dükkan, yani senin için değeri bu kadar mı? Gerçekten bırakıp gidecek misin? Ben bu yaşıma kadar neleri bırakıp gittim bir bilsen. O dükkan ne ki? Haklısın ama gidersen orası Ceyda'ya kalacak. Orası senin ne güzel. Bak, ne güzel söyledin işte. O dükkan benimle, Serkan'la, Bülent'le, Cansu'yla... Senin ne güzel. Ben orayı özgürce çalışabilmek için. Misafirlerime, dostlarıma hazırlıyormuş gibi sofralar kurmak için açtım. Yine öyle olacak. Gitme, bırakma orayı Ceyda'ya. Ben ona asla eyvallah etmem. Alsın başına çalsın restoranı. Tamam. O zaman... Sakın Pelin. Kimseden hiçbir şey istemiyorum. Sen de bir şey yapmayacaksın. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Anladın mı? Yalnız kalmak. Her şeyi sen biliyorsun değil mi Melia? Her şeyi sen çok iyi biliyorsun değil mi Melia? Biz sen anlıyorsun değil mi Melia? Tamam annem, tamam bak tansiyonun. Melia teyze, bak inan ben her şeyi... Gel kızım, gel yavrum yaklaş. Gel şu ayak böyle, ben gelemiyorum. Sen bir yanaş bakayım. Ya Melia teyze, hep o Pelin denilen... Defol git evimden. Ben senin ne karanlık ruh olduğunu ancak gördüm. Çık git evden hemen. He, yeter be. Ya sanki ben her şeyi tek başıma yaptım. Ne yaptıysam yanımda sen vardın. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Şeytan ruhlu! Ben senin böyle biri olduğunu bilsem... ...bu kapıdan içeri girebilir miydin sen? Hadi ya! Yok işte erkeği boş bırakmaya gelmezler filan. Ne oluyor onlar ha? Ha ben çok mu meraklıydım restorana? Çok mu bayılıyordum? Ben ne yaptıysam Sinan'a yakın olayım diye. O da beni sevsin diye yaptım. Sözde bunu en çok sen istiyordun. Evet istiyordum, doğru. Ama ben evladımın yanına en az onun kadar vicdanlı, en az onun kadar namuslu, dürüst bir hayat arkadaşı istiyordum. Ben nereden bilebilirdim senin çevirdiğin dolapları?
Eğer senin yaptıklarından şu kadar olsun haberim olsaydı, sen oğlumun yanına yaklaşabilir miydin? Senin bu kapıdan içeri girmene izin verir miydim hiç? Aman, aman elinden geleni ardına koyma. Siz zaten beni değil ya, o Pelin'i hak ediyorsunuz. Al Pelin'i buraya, harcasın bir güzel oğlunu, olur mu? Defol çık git. Ya bu nasıl bir yaratıkmış? Bu meğer neymiş ya o? Benim gözüme perde inmiş. Benim gözüme perde indi ki ben bunun gerçek yüzünü göremedim. Anlamadım, bilmedim ben. O perde bir Necip'te inmiyor zaten. Şey diyor bak Necip, bir beni görüyorsun zaten sen diyor. Ona getiriyor lafı. Haklı. Siz zaten bir Necip'i görün, bir Necip'i duyun. Sen bakma onlara. Keşke peşinden gitseydik, yalnız bırakmasaydık. Ya o yalnız kalacağım dediyse bulamayız zaten hiçbir yerde. Kötüydü ama. Bunu ödeyeceksin. Beni korkutamazsın. Ama üzerim. Ve öyle yapacağım. Canını yakacağım. Ya defol git! O kadar kolay mı ya, he? Göreceğiz bakalım kolay mı değil mi? Seni de unuttum sanma. Elinden geleni ardına koyma be. Hala mekandayım, hala insendeyim. Hiç merak etme sen. Filia senin olmayacak. Acı çekeceksin. Sinan'a bir şey yapmasın. Saçmalama Pelin. Ne yapabilir acaba Sinan'a? Ya o bu saatten sonra Sinan'ın yanına bile yaklaşamaz zaten. Biz ne yapacağız? Burada mı bekleyeceğiz? Benim uykum geldi. Tansiyon ilacınızı da alın da. Ya uzan. Ah. Sana da çok yüklendik be Necip. Çok yanlış yaptık. Hakkını bitkisin. Bu sefer ayıp ettiniz damada. Keyfimizden mi yaptık yahu? Hem de ne? Ya utanıp sıkılacakları yerde hala her lafın içindeler. Benim alnım ak. Vatandaşlık görevimi yaptım. Herkes polisine yardım etmeli. Allah'ım. Yahu etsin elbette etsin de doğru düzgün görsün, anlasın, dinlesin öyle etsin. Anneciğim sakin olun. Tamam uzatmayalım bunu. Hem bak tansiyonunuz da kötü. Boş verin siz. Senin bana yüzün gülsün. Ben seni affettim annem de. Ben başka bir şey hiç istemem. Zaten bundan böyle evlatlarımın hiçbir işine karışmayacağım. Onlar en doğruyu bilirler. Oo, geçti o Meli ablam. Sen bunlara fena eziyet ettin. Vallahi öyle. Senin günahın büyük. Yahu siz bana ne diyorsunuz yahu? Çileden çıkarttınız insanı. Anneciğim sakin olun, sinirlenmeyin. Eski defterleri açacaksak ben sizin hakkınızı ödeyemem. Hem o söylediklerinizi çoktan unuttum. Helal olsun sana be Necip. Ne koca yürekli çıktın. Damadının kıymetini bil. Adını hırsıza çıkardın çocuğun. Bak o senin için neler söylüyor. Annem sen de beni affet. Ben sana böyle hayırlı bir damat getiremedim. Ay ben bunların ikisini birden birbirine çarpıvereceğim şimdi. Yahu siz nasıl insanlarsınız? Allah Allah! Bana bakın sadece tepemi tas attık. Bütün ıncımı sizden çıkaracağım şimdi. Hafize teyzeciğim. Biz annemi yatıralım artık. Yatırın kızım, yatırın. Gelirken de bana çay koyuver. Yalnız demini çok koyuyorsun. Az koy. Çarpıntı yapıyor. Meral'cim, kovmak gibi olmasın ama
Siz artık gidip çayınızı evde için ha? Hadi annem, hadi. Bir gün eğer seninle konuşursam, seni ne kadar sevdiğimi anlatmak için bir sürü cümle düşünmüştüm. Unuttum. Kabul edin. Ya? Kabul edin. Ya Hakan. Hı. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Hani sen üniversitedeyken öğrenci evinde bir tane 37 ekran televizyon vardı ya. Sürekli onda böyle film izleyip duruyorduk falan. Hatta galiba oralar kestaneye sarmıştık. Sürekli kestane yiyorduk. Ne güzel zamanlardı değil mi ya? Ben de aynısını düşündüm biliyor musun? Ya herhalde en son o zaman biz baş başa kalmışız. Ya bu gece içimde kalan her şeyi yapmak istiyorum. Ya ne bileyim böyle saatlerce film izleyelim falan. Sonra sen kitap okurken uyuyakalalım. İşte sonra bir anda uyanalım. Hı hı. Ay Hakan bu gece hiç bitmesin ya. Yani bir günde ben anne olmayayım. Her derde koşan en yakın arkadaş olmayayım. Yani bir günümde Simay olarak geçirmek istiyorum. Ya ben Simay olmayı özledim. Ama şimdi iyi tarafından bakarsak da Simay ve Hakan olarak uzun bir gece geçirebileceğiz. Hı. İyi de bir gececik etmez ki. Niye? Böyle hiçbir zaman unutmayacağımız bir gececik bile olsa mı yanımız? Ha? Bir örnek versen. Bir örnek? Bakma. Bakmayacağım. Yöneticidir. Yönetici ben. Ya hayır, niye bu kadar ısrar kıyamet? Yani tekmeleyinceye kadar. Ya yok kız lan, yok kız işte ya. Ya tamam bak sen şöyle yapalım, sen sakin ol tamam. Ben hemen ona gidip değineyim, geleyim. Tamam. Sen bekle beni orada. Anne, biz geldik. Kızım Simoş, çok acayip şeyler oldu. Ya o sinsi Sinan'a bir şey yapmaz değil mi? Ya Pelin taktı kafaya, yapamaz diyorum. Sen iyi misin? Çok iyiyim, harikayım yani. Bir kere söyledim şu kapıyı kapat diye. Yani kediler bir dadansa... Artık bana neyse. Çok değişmiş ev. Kendisi de bu kadar değişmiş midir acaba?
iyice dalmış şiire. Bir şeyler de karalıyordu. Yazıyor mudur acaba hala? Zar zor uyuttum annemi. Senin de kulağın kapıda olsun. Uyanırsa yalnız bırakmayalım. Bu paraları da kaldır gözünü seveyim. Ben de hiç iyi anısı yok. Gözüm görmesin. Görmeyeceksin. O para Sinan'ın. Hepsi mi? Verelim Sinan'a, Ceyda'ya versin. Hakkı neyse ödesin artık. Yalnız... Ne kalbi temiz adammış. Helal paraymış demek. Döndü dolaştı gene Sinan'ı buldu. Binlerce şükürler olsun ki hayatımda sen varsın. Sana kurban olurum Necip'im. Yok Hava. Benim sana dargınlığım öyle kolay geçecek gibi değil. Deme öyle. Nasıl kırıldıysam içimden gelmiyor, ne yapayım? Küssen bile deme öyle. Gitme ne olur Necip. Ben salonda yatarım. İyi geceler sana. Güzel de yapardın filia böreğini. Hey gidi koca Arnavut. Çok özledim ben. Örgen de yatıyormuş. Amerika'dan döndüğümde nasıl sarılmıştın bana? O anın hep gözümde. Ama nasıl böyle sımsıkı, hiç bırakmamacasına. Baba. Keşke daha çok sarılsaydık be. Sen yapamazdın ki. Sen hep bir ağır durur. Hep bir mesafe koyardın. Keşke ben daha çok sarılsaydım sana. Da buraya çok yakışmıştı. Ama inan bana. İnan bana geri geleceğiz. Sana söz veriyorum. Sinan.
Canım olsun kırılsın, ne olacak yani? Toparlarız. Yok şey değil, fincan değil, başka bir şey. Kalbim sıkıştı. Nazar çıkmıştır hayatım, nazar çıkmıştır. Gel otur, gel. Kötüye yorma, gel, gel, gel. Gel Pelüş. Ya bir şey diyeceğim. Tolga da gelmedi değil mi? Melia teyzenin evine. Abicim öyle bir anlattınız ki bana sanki bir tek Tolga eksikmiş gibi geldi. Ne yapayım? Ay ben unuttum Tolga'yı ya. Uğrayacaktım. Ay canım bırakın şimdi Tolga'yı ya. Anlatıyordunuz Ceyda Pelin'in önünü kesti falan, tehdit etti. Ne oldu hadi devam edin. Merak ediyorum ya. Ondan sonra enişteniz araya girdi. Böyle ikisinin arasında, Ceyda ile bizim Peluş'umuzun arasında. Ceyda neye uğradığını şaşırdı. Böyle büyülenmiş gibiydi ortam böyle. Bir oraya savruldu, bir buraya savruldu. Ne olduğunu bilemedi. Ya Başak şimdi abartma Allah aşkına. Yani duyan filan da vurdum zannedecek. Öyle bir şey değil. Çok gergindi, ters bir şey yapmasın diye böyle bir araya girdim. Oh yani öyle. Tabii ki vurmadın. Kadına el mi karkar? Ondan bahsetmiyorum ama o delici bakışlarıyla Ceyda'ya bir baktı. Ceyda neye uğradığını şaşırdı. Nasıl geri geri gidiyor, nasıl... Ayrıca... Kahramanlık yaptın. Tabii ki süsleyeceğim yani. Ya eğer bence eski zamanlarda yaşıyor olsaydık... ...senin adın nazar gözlü şeytanı savuran adam falan olurdu bence. Yani Başak şu kadar olaydan sonra neşeni kaybetmedin ya... ...gerçekten takdire şayansın vallahi. Niye kaybedeyim neşemi? Niye kaybedeyim? Bütün sorunlarımızdan kurtulduk. Ceyda gitti. Bence şu an bizim partilememiz falan lazım. Siz nasıl böyle durabiliyorsunuz ki yani? Hani çok saçma. Peki restoranı ne yapacağız? Sinan bıraktı hisselerini gitti. Ya yok o onu sinirle söylemiştir. Sen tabii Sinan'ı tanımadığın için sana öyle geliyor. O laf onun ağzından bir kere çıkar. Sinan'ın binbir emekle kurduğu restoranı ben Ceyda'ya bırakmam. Bırakmamalıyız yani, bırakmamalıyız. Arkadaşlar bir şey yapalım ya. Neyse parası verelim gitsin defolsun ya. Evet. Yani ben verebilirim parayı Bülent. Aman. Pelin aman Allah aşkına bak bunu daha önce de denedik, ne olduğunu biliyoruz. Adam delileniyor, yapmayalım öyle ya şeyleri. Ya Sinan'ın haberi olmasına gerek yok ya. Biz kendi aramızda şey yaparız, hallederiz. Ya arkadaşlar ne parası ya? Direkt mahkemeye gitmeniz lazım. Kadının yaptıkları ortada. İnsanları zehirledi diyorsunuz. Yani orayı onun elinde tutmazlar herhalde artık. Hakan doğru söylüyor. Bülent bence bunu yapmalıyız. Yani yapalım yapmasına da mahkeme bitene kadar ooo. Allah veri de Sinan o zamana kadar kıta değiştirmeye yani. Ne kıta değiştirmesi ya? Kim kıta değiştiriyor? Kim gidiyor ya? İzin vermem. Kimse gidemez yani. Öyle bir şey yok. Yani sonuçta şey değil mi ya? Hepimizin arkadaşı mı? Hepimiz bir el ele verip bir şeyler yapmalıyız yani restoranı kurtarmak için mi arkadaşlar? Yani bence şey yapalım. Biz sabah ilk iş olarak kapısına dayanalım Sinan'ın. Isıtıcıya baktın değil mi? Çalışmıyor, eminsin. Isıtmadığı gibi bir de soğuk üflüyor. Çok istiyorsan açayım. Bu kadar düştüğümüze inanamıyorum. Amerika'da hiç bu kadar kötü bir yerde kalmamıştım daha önce. Nerede hata yaptık ki biz? Bana mı soruyorsun Rüzgar? Orada o yemeği yememiz şart mıydı? Dünyanın parasını verdik. Buzdolabı gibi yer yerinde daha sıcak bir otelde kalabilirdik. Yani iyi ama bugün senin doğum günün. Ayrıca o şefi mutfağını görmeyi çok istiyordun. Ne yapayım? Çok lazımdı değil mi Rüzgar doğum günü? Ayrıca ben o adamın yanında çalışmayı merak ediyorum. Yemeklerini yemeği değil. İyi işte. Bu bahaneyle de tanışmış oldun. Fena mı oldu? Rüzgar lütfen bir daha böyle sürprizler yapma. Elim ayağım dolandı birbirine. Ne yapacağımı şaşırdım. Gülme. Hiçbiri yetmezmiş gibi bir de benim yanına alması gerektiğini söyledin ya. Ruhumu teslim ediyordum orada. Bence alacak biliyor musun? Onun yemeği olacaksın. Sanmıyorum. Görmedim hiçbir şey demeden gitti. Bir tek gülümsedi o kadar. İyi de cevap o gülümsemeydi zaten. Yani bence çok samimiydi. Orada sahte bir şey yoktu. Bana sorarsan... Bu şehirde kendimize bir yer bulmamız gerekecek. Çünkü daha burada kalıcıyız belli ki. Aslında ne kadar farklıyız birbirimizden. Baksana bir gülümsemeden bile ne kadar farklı anlamlar çıkartmışız. Rüzgar. Hı. Yemekler çok güzeldi. Bir şey değil.
Ya ben sabahtan kapısına dayanacağız deyince onun lafın gelişi sandım ya. E kıta değiştirir dedin, o da mı lafın gelişiydi? O gerçek, onu yapabilir. O zaman kızsa da kolsa da yalnız bırakmak yok. Olsa çoktan açardı kapıyı ya. Ben dedim sana, gece gelmeliydik. Bence o eve hiç uğramadı bile. E nerede o zaman? Nerede yalnız kalacağına inanıyorsa orada. Alo anne. Hayır, daha halledemedim. Bunu istemek kolay mı sanıyorsun anne? Bilmiyorum, bilmiyorum. O yalanı söylemeden önce düşünecektim bunu. Tamam, tamam. Tamam anne. Ağlama, tamam. Uygun bir zaman bulduğumda konuşacağım. Bilmiyorum anne, daha Sinan'ı görmedim bile. Tamam. Tamam, öpüyorum çok, hadi görüşürüz. Ceyda meselesini halletmeden buraya gelmez o. Olsun, biz yine böyle bir sağa sola bakalım. Ama gelmemesi gerekenler gelmiş bile. Allah'ım yarabbim, ben burada bununla yalnız kalacağım. Ne olur sabır ver bana ya. Devir işlemleriyle ilgili tüm belgeler burada. Bir dakika ya. Nasıl yani devir işlemi? Biz dün Sinan'la konuşup hallettik. Nasıl yani? Sinan dün gece buraya mı geldi? Hı hı. Senin bu saatte ne işin var burada? Demek ki Filiye'yi bırakmak senin için de o kadar kolay olmadı. Ben Filiye'yi çok seviyorum Ceyda. Ve tahmin edemeyeceğinden çok burada emeğim var. Burası da benimle var. Ben ve arkadaşlarımın emeği olmadan burası sadece dört duvar, masalar ve sandalyelerden ibaret. Benim için de sensiz öyle. Dünya bir hiç. Hastasın sen. Tedaviye ihtiyacın var. Yaptığın şeyler normal insanların yapacağı işler değil. Sen sevseydin, eğer ufacık bir çaba sarf etseydin ya da bir kez olsun beni görseydin, belki de ben böyle bir insan olmayacaktım. Seninle daha fazla konuşmak istemiyorum Ceyda. Hatta yüzünü bile görmek istemiyorum. Sinan, bir dakika. Olmadan buranın benim için hiçbir anlamı yok. Senden bir şey de istemiyorum. Para, pul, hiçbir şey. Al. Benim bunu kabul edeceğimi düşünmedin değil mi? Senin ne parana ne de yardımına ihtiyacım var. O hatayı bir kere başta yaptım. Bir daha asla yapmam. İyi, tamam, tamam. Sadece sana verdiğim parayı bana öde, yeterli. O parayı en kısa zamanda bulacağım. Sinan, ben sana
bir şey daha sormak istiyorum ama lütfen bana karşı dürüst olacağına dair söz ver. Sor. Pelin olmasaydı, yani hayatına hiç girmemiş olsaydı, bana karşı yine böyle mi olurdu? Yine beni görmez miydi? Böyle soğuk mu olurdu? Ben seni sevmiyorum Ceyda. Ben onun farkındayım. Ben onu biliyorum. Ama ben sana başka bir şey soruyorum. Diyorum ki eğer Pelin olmasaydı... ...küçücük de olsun bir şans vermez miydin? Dinlemez miydin? Anlamaya çalışmaz mıydın? Ya da sevmeyi denemez miydin? Lütfen bu benim senden son isteğim. O yüzden bana dürüst cevap ver. Bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var Ceyda. O da seni sevmedi. Bir dakika. Şimdi sen komple çekiliyorsun ve biz sana paranı verince devir işlemi bitiyor, öyle mi? Aynen. Ha, yalnız unutmadan bana bütün parayı 2 gün içinde ödemeniz gerekiyor. Yani Sinan'ın da bu durumdan haberi yok. Ceyda, biz 2 günde nasıl bulalım bu parayı peki? Bilmem. Hani 5 gün içinde ödeyemeyip bana gelmiştiniz ya. Belki yine öyle yaparsınız. Ya istediğimiz zaman veririz. Bizi böyle sıkıştıramazsın. Allah Allah. Peki. O zaman anlaşmazlık mahkemesine gider. Ben de bütün mekanı alırım. Nasılsın reis? Hoş geldin Sinan. İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Vay, 2 saatte denizi kurutmuşsun be aşçı. Yok be reis, ne var şurada? Yo, senin gibi ne şehirler geliyor buraya. Geceden çıkıyor adamlar. Ama öyle olta falan değil ha. Ağ atıyor, gene beceremeden geliyorlar. Bizden balıkları alıp biz tuttuk diye gidiyorlar. Yok be reis, o kadar da değil. Yüzmeyi geç öğrendik ama balık tutmasını iyi biliriz. Rahmetliyle Boğaz'da az mı olta salladık? Hadi bakalım, karnımız da acıktı. Başlayalım artık çaylar soğumadan. Vallahi kurt gibi acıktım. Sağ ol reis. Afiyet olsun. Sen sadece balığa gelmezsin buraya. Öyle denizli, çaydı, manzaraydı derken belki dökülürsün biraz. Ne dersin? Bakalım. Sağ ol reis. Kullanmıyorum. Patatesi de kızarttım. Üstü de incecikti bunun. Gece ayaz. Dışarıda kaldıysa donmuştur. Hani otele gitti desem, oteli de hiç sevmez. Amerika'ya gitmiş olmasın. Yani ondan sebep açmıyor telefonu. Anneciğim arar o seni mutlaka. Bir daha habersiz bırakmaz. Öfkesi sana değil ya. Ya kime yap? Ya kime? Celladıyla evlendirmeye kalkıştım ben oğluma. Anne, Sinan bana darılmadı. Sana mı darılacak? Sevdiğim patatesden yaptım. Vereyim mi biraz? Yok. Arasana sen Sinan'ı. Anne, aradım ya kaç kere. Bir daha ara. Açmıyor.
Yok. Hayat resmen bacaklarını güçlendirme antrenmanı yapıyor. Yani böyle Bülent'in elini uzanıp tutsam böyle çürüyüp bileğinden düşecek diye korkuyorum artık ya. Yok Simoş, yok. Oluru yok yani. Bu Pelin'le Sinan, bu Sata Ermen'den bizim olurumuz yok. Her gün yeni bir atraksiyon. Ya zaten biz de Hakan'la böyle romantik gecemizde biri gelsin de bizi bassın diye plan yapıyorduk değil mi çünkü Başak? Ay şimdi niye gereksiz yere Pelin'e şey yapıyorsun yani? Allah Allah, böyle çaktırmadan Pelin'e laf çakınca oluyor mu? İstiyorsa söyle, ben de bundan sonra öyle yapayım. Ya, ne alakası var? Bir kere ben gerçekten üzülüyorum yani Pelin'e. Allah Allah, bana kim üzülsün? Oha! Göktaşı düştü. Şuna bak. Ha ben şimdi Plüton'un niye gezegenlikten çıkarıldığını anladım. Çünkü bu görgüsüz parmağına takmış. Hale bakar mısın? Başak! Ay inanmıyorum! Anladın mı? Anladın mı Demet'i? Hani bunu yanlığı herkes bana çıkma denkli beniyordu. Ay! Canım! Demet nasılsın ya? Ay inanmıyorum, ne kadar değişmişsin, ne kadar güzel olmuşsun. Ay ben Simoş'u hatırladın mı? Ya hatırladım, hatırladım. Ya o zaman da böyle çok güzel saçları vardı. Ya evet evet, ben de hatırladım. Hiç değil mi? Neler yapıyorsunuz görüşmeyle? Sen evlenmişsin galiba Simo. Ya evet işte, bir tane çocuğum var. Süper. Öyle çoluk çocuğa karıştırıyorlar biliyor musun? Artık darısı da senin başına yani. Aman yani. Ya ben evli bana çok uzak bir şey ya. Çok zor geliyor biliyor musun? Yani hiç istemiyorum evlenmeyi. Ama yani Allah nazarlardan korusun. Bir sevgilim var. Ay Simo şahit işte. O kadar yakışıklı, o kadar yakışıklı ki yani. Böyle yolda yürürken görenler pat küt yere yapışıyor. O kadar yakışıklı. Bazen diyorum ki Başak buldum böyle bir gen yap bir çocuk diyorum. Sonra diyorum ki tamam ya. İşte süpermiş. Daha ne olsun? Ne kadar oldu ki tanışalım? Aa daha çok yeni. Biz çok yeni. Daha bir ay. Bir ay. Ayol ne yenisi? Biz eşimle bayağı birinci haftanın sonunda evlendik. Tekstil fuarında tanıştık. Ay pek kumaş fabrikaları var kendisinin. Ya. Aa Bursa'da mı? Tatlım. Eskiden de böyle espriliydin ama sen. Milano'da tabii ki. Ben de öyle değişiklik olsun falan diye gitmiştim fuara gezmeye. Ama de öyle eşimle yani ilk görüşte aşık olduk birbirimize. Adam beni daha köşeden gördü, yaklaştı, yapıştı dudaklarıma. Bir hafta sonra Verona'da bulduk kendimizi. Romeo ile Juliet'in geçtiği mekan. Biliyorsunuz. Juliet'in penceresinin altında evlenme teklif etti bana zaten. Ben tabii şok. Ben de şok. Allah ben de şok. Para insanı görgüsüz yapıyor diyorlar. Zenginlik insanı görgüsüz yapıyor diyorlar ama adam çok kazanıyor. Ama kazandığını da kendine yatırıyor. Ya Botticelli koleksiyonları kesin duymuşsunuzdur dergilerde adını ya. Çok geçiyor. Yok. Ya, olsun. O para bulunmaz. Mahkemeye verse nereden baksan bir 6 ay sürer. Ya sürer de onun aleyhine sonuçlanacağı ne malum? O zamana kadar bulunur belki para. Burası gün geçtikçe değerlenen bir yer. Yani mahkeme daha büyük bir para çıkarabilir. Yok bizim 2 günde bulmamız lazım o parayı. Bence önce Sinan'ı bulmamız lazım. Ya Sinan borçlu kalmayı sevmez. Ya bu kaybolma işinde kesin bir olayında bir payı var da nereden bulacağını falan düşünüyordur. Tabii kıta değiştirmediyse. Ay Bülent şunu söyleyip durma. Niye kıta değiştirsin? İnşallah gitmemiştir. Eğer burası Ceyda Hanım'a kalırsa. Hatırlıyor musun? Bir kere daha kaybolmuştu o. Sonra böyle kasa kasa balıkla gelmişti. Biz o balıkları ayıkla ayıkla bitirememiştik. Nerede tutuyor o balığı? Boğazda falan mı? Yok, o bir yerlere gidiyor. Ama böyle tekneyle falan açılıyor. Benim de tekneyle aram yok diye hiç bulaşmadım o işe. Bilmiyorum yani. E sormadın mı sen hiç? İnsan bir merak eder. Pelin adamı tanımıyor musun Allah aşkına ya? Gereksiz konuştuğunu gördün mü sen hiç? Ketum herifin teki. Çok mantıklı. Merhaba, kolay gelsin. Ben bir şey soracaktım da. Tanıyor muyum sizi bir yerde? Hani Sinan'la gelmiştim. Yardımcısıydım. Ha evet, evet. Hatırladım. Ya şey Sinan arada bir balığa çıkıyormuş. Belki siz biliyorsunuzdur. Demet ya, Demet. Ya hatırlıyor musun? Bu bir fön çektirirdi. Böyle 10 gün aynı fönle gezerdi. Bir kere Amadeo ne ya? Amadeo ne? Bizim Print Rahmet vardı hatırlıyor musun? Herkese yazardı, bir buna yazmazdı. İşte Hakan da Romeo'yu Hande Yener şarkısı falan zannediyor. Demet'e bile aşık olan ve evlenme teklif edilen bir dünyada yaşıyoruz. Ay
Yani Başak sen de normal bir evlilik teklifiymiş gibi bahsetme şundan rica ediyorum. Bayağı bildiğin pri masalı gibi bir şey o yani. Bülent evliliğin konusunu bile açmıyor. Hakan da işte sağ olsun balayını ev klasikoya denk getirmiş de. O ne kız? Boş ver, evlenince öğrenirsin. Ben hiç öğrenemeyeceğim galiba. Çünkü ben eğlenilecek kızım. İşte ben de öyle. Evlenmiş olsun diye evlenilen kızım zaten yani. Var ya, benim bugüne kadar bu iki gözüm kör olmuş, önüme akmış yani. Ben hiçbir zaman gerçeği görmemişim. Her zaman görmek istediğimi görmüşüm. Bülent bana aşık falan değil. Görür o gününü. Bir yer burası. Pardon, rahatsız ediyorum ama burada bir Necmi Reis varmış. Nerede bulabilirim? Ne yapacaksın Necmi Reis'i? Balık mı lazım? Ay Sinan! Gittin diye o kadar korktum ki. Buradaymış de. Nereye gideceğim ki? Ya şey Bülent böyle kıta değiştirir falan deyince. Kıta değiştirir? Ben o şekil bir manyağım yani. Kimseye hiçbir şey söylemeden, tek kelime etmeden öyle ülke şehir falan da değil. Bayağı kıta değiştiriyorum öyle mi? Ya merak ettik işte sonuçta. Yani insan şeyini, arkadaşını, yani çok sevdiği bir arkadaşını merak etmez mi? Ya düşün mesela ben şimdi gitmeye kalksam sen beni merak etmez misin? Eğer yalnız kalmak istediğini söylersen etmem. Gideyim yani. Vallahi iyi olur. İyi. Gidiyorum o zaman. Ay sen de yani insanı şaşırtıyorsun. Ben de ne söyleyeceğimi unuttum. Şimdi sen bu restoran işinin çözüldüğünü zannediyorsun değil mi? Yine ne oldu? Ceyda geldi ve parayı ödemek için iki gün süre verdi. Ödenmezse anlaşmazlık mahkemesine gidecekmiş. Aa niye gülüyorsun ya? Baksana o sinsi hala pes etmiyor yani. Hala hinlik peşinde. Ay ay. İşte ben de parayı bulma derdindeydim. Buraya biraz da o yüzden geldim. Gitsin istediği mahkemeye versin. Yapma Sinan. Sen kıyamazsın ki Filia'ya. Bak ne yapalım biliyor musun? El ele verelim. Kurtulalım şu kadından. Çıksın gitsin hayatımızdan. Senin hayatından çıksın. İşte düşüneceğim diyorum. Yani yalnız kalabilirsem. Ya hala git diyorsun bana yani. Evet. Çünkü yalnız kalmak böyle bir şey. Yani kimsenin yanında olmama hali. İyi, tamam. Gidiyorum. Bak, gidiyorum. Bak gidiyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Ha sonra kız İstanbul'dan kalkmış ta buralara kadar beni aramaya gelmiş. Ben ne halt yedim diye üzülme diye söylüyorum. İyi düşündün mü? Son kararım. Gitmezse seviyor. Eğer arkamdan o tatlı gülümsemesiyle kafasını yana yatırıp öylece beni izliyorsa inadına yapıyor. Aslında çok seviyor.
İnatsın Sinan Yılmaz. Hem de çok inat. Kafamdaki bu değer. Pamuk satıyor, parasına para katıyor. Sana aş, sana. Bir şairliğin eksikti Zübeyir. Gerçi o paralı kısım iyi oldu, başkanım yansıtıyor ama ikinci dizede zengin kafiyeden yarım kafiyeye geçip redifsel bir çıkarsama yapmam lazım. Pamuk satıyor, parasına para katıyor. Sana saf bir aşkla bağlanmış. Bu oldu. Yüreği senle atıyor. Allah Allah. Ahmet Selçuk İlkan mısın ya Zübeyir ya? Döktürdüm yemin ediyorum valla. Yengem taş mıdır, beton mudur bilmiyorum da bunu okuduktan sonra yüreği yumuşamazsa benim de adım Zübeyir de. Aha. Bir tane daha geldi. Dur dur. Gülüşündür gülü gül eyleyen, güller içinden güller denen. Yakıyor, yakıyor. Çok iyi. Yetenek var mı? Var mı Bülent Sinan'dan haberin? Bak, eğer bilip de bana söylemezsen sana hakkımı helal etmem. Yok Meliha annem, bilsem sana söylemez miyim hiç? Üzer miyim ben seni? O zaman da gitti böyle. Gitsin. Kafasını dinler. Haklısın biraz dedin. Sonra o mektup geldi. Dayanamıyorum oğlum ben. Ben dayanamıyorum artık. Anne. Sinan, Sinan mı geldi? Sinan, Meliha teyze. Rüzgar. Güzel kızım. Canımdan can aldın ya sen oğlum. Mektubunu okudum ya. Bir bilsen. Bir bilsen yavrum. Ablanın hatırını. Onun hatırını direndim. Haklısın anne. Çok özür dilerim. İyisin ama sen değil mi? İyisin sen. İyisin. Maşallah sana. Sen çok iyisin. İyiyim anneciğim, iyiyim. Canım benim. Maşallah yavrum. Allah senden razı olsun. Hızır Aleyhisselam gibi yetişmişsin sen oraya. Eğer sen olmasaydın ne olurdu ben bilmiyorum. Sen benden canımı iste. Bundan ben sana canımı veririm. Bakın düşünmeyin artık böyle şeyler. Oğlunuz yanınızda artık. Endişe edilecek bir durum yok. Bundan sonra senin yerin hem burası hem de burası, tamam mı? Sen benim oğlumu kurtardın ya. O ya yüzlü kızım benim. Canım, 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 canım. Annem. Meliha teyzem, ayağına ne oldu senin? Görünmez kaza. İyisin ama şimdi değil mi? Bir sıkıntın falan yok. Onun acısından ne olur ki yavrum? İçim yanıyor benim. Niye, ne oldu? Rabbim sesimi duydu da
Çok şükür seni gönderdi bana. Şükrediyorum Allah'ıma, şükrediyorum seni gönderdiği için. Sinan yavrum. Sinan. Geri kayboldu. Benim yüzümden. Senin yüzünden değildir o. Sor havaya. Havaya sor. Sen bilmiyorsun ben neler ettim, sen bilmiyorsun bir tane. Kızım. Yavrum bak, bir tek seni dinler. Bir tek sen bulabilirsin onu, ne olur. Ne olur, olur mu? Ben çok korkuyorum, gene saçma sapan bir şey yapacak, bir şey olacak diye ben. Dur merak etme. Eskiden de o. Hem onun öyle bir canı sıkılmıştır, o yüzden kaçmıştır. Bulacağım sana onu, merak etme. Tamam? Tamam. Ya böyle nasıl desem, senin böyle bir için kabarmış. Yani böyle çıkıp gitmek isteyen bir halin var. Sen bir şeyler çok mu takıyorsun kafana? Takıyorum. Ya bak görüyor musun, çıkmış böyle kapkara, bak görüyorsun burada. Ya biraz kafayı boşalt, bırak gitsin, takma kafana. Rahat ol. Aa, ne haber Sinan? Sen hala burada mısın? Ya öyle Necmi Reis'le oturduk, öyle lafı açtı, kahve çay derken oturup kalmışım işte. Sinan. Sen misafirini yalnız bırakma da ben bir tekneye gideceğim. Hadi oğlum. Kolay gelsin. Ya sende şeytan tüyü var ya da çok sıkı bir yalan söyledin. Yoksa öyle kolay kolay samimi olacak biri değil Necmi Reis. Hele böyle kahveler, fallar falan. Ya benim kalbim temiz be Sinan. Yani o da benim yüzüme vuruyor işte, biliyor musun? Yani beni bir tanıyan bir daha benden vazgeçemiyor. Ha bir de mütevazi bir insansın yani. Hadi otur, senle de bir kahve içelim. Hatta senin falına da bakarım. Artık başka zaman bakarsın. Ben balığa çıkacağım. Sen de İstanbul'a döneceksin. Ay sen de taktın mı takıyorsun yani. Yani bu kız bu kadar yol gelmiş. Bir gezdireyim, bir balık yedireyim, yok. Hadi gidiyorsun, hadi gidiyorsun. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. İstanbul'da görüşürüz. Bülent abi. Melia teyzeye bir şey olmamıştır değil mi? Yani Havva ablayla Necip abi orada ama bilmiyorum ki. Acaba söylese miydik ya? Pelin Sinan abiyi aramaya gitti diye. Melia teyzeye. Hı. Zaten kadın bayılıyor ya Pelin'e. Oğlum zaten kadın oradan ayılıp oraya bayılıyor. Allah korusun ya. Oy, sürprizini sevdiğim. Hoş geldin. Daha sürpriz bile değil. Ya yine şu restoran mevzuları ya. Galiba ben bu restoranda parça pinçik edeceğim. Ya bir sürü yeni gelişme oldu. Ama şu sorunları bir çözelim. Yani para mevzusunu bir halledelim. Ondan sonra var ya sana acayip vakit ayıracağım ya. Gerçekten mi? Vallahi. Yani gerçekten ya mi? Ya vallahi billahi. Nasıl olacak o iş? Uzatmalarla birlikte 95 dakika. Ondan önce İnönü'de mi? Tamam sana bir şey olmuş. Gel otur bakayım sen şöyle. Ne oldu sana? Bana bir şey olmadı. Benim normal halim bu. Normal halim bu benim. Olmuş. Anlattım. Yani şimdi şey ya, biz böyle hani aman akışına bırakalım falan diyoruz ya böyle hani, çünkü biz çok genişiz ya, çok moderniz ya, çünkü taç takacaklar ya bize. El alem gitsin, bir haftada tanışsın, evlensin. Bülent Bey de işte anca Başak'a vakit ayırsın. Sen hangi filme övgündüğünde geldin bana patlıyorsun burada ha? Film mi? Film mi? Ben üniversiteden arkadaşımla karşılaştım. Bu bizzat onun başında gelmiş ama gerçekten film gibi değil mi? Ya Başak, bir haftada olur mu öyle şeyler Allah aşkına ya? Ne öyle görücü usulü gibi tanımadan etmeden... Allah Allah. İnsanlar evlendikten sonra birbirini tanıyamıyor mu acaba? Başak, sen benimle evlenmek mi istiyorsun? Böyle bir şey mi dedim? Benim ağzıma öyle bir şey çıktı mı? Demedin mi? Ya tam olarak söylemedin ama şu anda benim evlilikle ilgili düşüncelerimi öğrenmek için böyle alttan yokluyorsun beni yani. Bravo. Tebrik ediyorum. Başak, önce birazcık bir zaman geçsin. Yani mesela bir 9 ay, işte bilemedin 1,5-2 sene falan. Ondan sonra oturur konuşuruz, bakarız yani. Ya. Ya. Gel biz bunu seninle 10 sene yapalım. Yok biz 10 sene de kesmez. 20-25 yapalım, garanti olsun anca tanırız birbirimizi. Ya Başak. Bunları konuşmak için çok erken değil mi?
Kaç yaşına gelmişim ben? Ben bundan sonra rock festivali çadır tatili peşine mi düşeceğim? Tabii ki bunları düşüneceğim ama yok. Ama yok, sen tek kelime etme bana, tamam mı? Sakın tek kelime bile etme. Ben senin niyetini anladım. Sen bana aşık falan değilsin. Çünkü ben eğlenilecek kızım. Asla evlenecek kız değilim. Tamam, bitti. Bundan sonra yok sana Başak Maşak. Ya nasıl yok sana Başak Maşak? Afiyet olsun. Git. Senin mi bu tekne? Hayır. O zaman arada bir gelip kiralıyorsun. Ya yapma böyle. Köyde ne güzel eğlenmiştik. Yalan mı? Evet. Eğlenmiştik. E tamam. Yani burada da böyle bir balık maceramız olsa. Belin. Yalnız kalıp bu yaşadıklarımızı kafamda tartmak, oluruna olmazına bakmak istiyorum. Tabii müsaadenle. Tamam, o zaman beraber bak. Hadi rastgele çocuklar. Necmi abi dur. Sağ ol Necmi Reis. Üzerimden kalkarsan motoru çalıştıracağım. Ha, inadın kırıldı yani. Beraber gidiyoruz. Karadan açıldık. Nasipte bu varmış. Karşı gelinmez. İstemem, yan cebime koy. Şu an dönüp bırakırım seni. Tamam, tamam. Şaka yaptım, şaka. Yenge, kargo geldi. Aa, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ama beni tanıyan biri herhalde. En sevdiğim çiçeği bilmiş. Allah Allah, kim ya acaba? Ki? Aa, Süheyla'm, ben Rıza'n. Aa, pişman olmuş demek ki. Seni ne kadar sevdiğini biliyorsun yenge. Pamuk satıyor, parasına para katıyor, sana saf bir aşkla bağlanmış, yüreği sende atıyor. Bu ne ya? Sakızlardan çıkan maniler gibi. Ay Rıza. Gülüyorsun ama yenge, yani hisli adamdır başkanım. O da kendince bir şeyler karalamış işte. Bence on numara. Aman Zübeyir, benim ondan şiir falan beklediğim yok. Arada böyle hoşluklar yapsın, çiçek falan yollasın, yeter bana. Ya ama şimdi herkesin hislerini dışa vurdurması bir değer. Yani kimi şu şekil, kimi bu şekil. Sen esas mevzuyu kaçırıyorsun. Başkanım sana yanık, öyle ağzından bir laf çıktı diye bırakmaz seni yani. İyi de bunu git başkanına anlat. Bu sefer boşanmayı isteyen ben değilim Zübeyir. Ama pişman olmuş belli ki. Pişman olan adam geçer karşıma, özür diler benden. Böyle kaçak oynamak, çiçekler yollamakla olmaz. Ancak öyle affederim. Ha. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bir daha mı tekrar edeyim Zübeyir? Yok tamam. Güzel de çiçek. Kaç saat oldu? Hayır, bekleyecek miyiz böyle? Beklemiyoruz. Balık tutuyoruz. Aynı şey. Efendim? Ya şey diyorum, sen bu küçük balıkları atacaksın değil mi? Çünkü çok küçükler. Onlar istavrit. Boyları en fazla bu kadar olur. Hı. Yaşları büyük yani. Yani. Hadi dönelim mi artık? Bu kova dolmadan dönmem. Ya bu
Bu balık tutma işi hiç bana göre bir şey değilmiş, ben onu anladım. Sana boşuna dön dememişim değil mi? Ya kıyamadım işte sana. Üzgünsün, yalnız kalma. Düşünüp düşünüp daha çok üzülme diye yanında olmaya çalışıyorum. Neye gülüyorsun sen? Hiç. Seninle karşılaştığımdan beri başıma gelmeyen kalmadı da ona gülüyorum. Senin başına gelenler benim yüzümden değil, Ceyda ile ortak olduktan sonra başladı. Keyfimden mi ortak oldum? Senin yüzünden oldum. Ben mi dedim beni kıskan diye? Kıskanmasaydın. Ben mi kıskandım? Ne saçmalıyorsun, ne kıskanması? Ben bir anlık sinirle... O bir anlık sinirle iş hayatına soktun, onu anladım da. Hayatına nasıl soktun, evine nasıl soktun? Onda da mı birine sinirlenmiştin? Ceyda'nın ne özel hayatımda ne de evimde yeri var. Bunu sen de biliyorsun. Ya yapma Sinan. O gece, dans ettiğimiz gece ben senin evine geldim. Ve kapıyı bana Ceyda açtı. Tamam, çok sarhoştu eve geldiğinde ve bir şey konuşmak istedi. Ben de mecburen eve aldım. Sonra da sızdı. Sana ne ara kapıyı açtın? Sen banyodayken. Ve üzerinde senin gömleğin vardı. Sadece gömleğin vardı. Şaka yapıyorsun ya. Bunu da yaptı yani. Sen böyle bir şeye inanmadın değil mi? Kendini benim yerime koy. Sen o sinirle gidip Ceyda ile evlenirdin değil mi? Tıpkı ortaklığı kabul ettiğin gibi. Bilin. Ceyda ile aramda hiçbir şey olmadı. İnan bana. İnanmasam burada olur muydum? Sana inanmasam o gece senin evine gelir miydim? Maalesef sinirlendiğinizde bir volkana dönüşüyorsunuz beyefendi ve ne hikmetse en çok da bana sinirleniyorsunuz. Hayret. Neden acaba? Oysa pamuklara sarılası bir geçmişimiz var değil mi? Ya ben dedim ya, geçmişi telafi etmek istiyorum. Artık seninle sadece güzel anılar biriktirmek istiyorum. Sana unutturmak istiyorum olanları. Haklısın. Ben biraz sert konuştum galiba. Özür dilerim. Özrün bir şekilde kabul ederim. Ya çok sıkıldım, ne olur dönelim, ne olur dönelim, gerçekten dönelim artık. Bu komada olmadan asla. O kadar değil beyefendi. Sen çalıştırmıyorsan ben çalıştırıp dövmesini bilirim. Dikkat et. İkinci tavuk vakası. Ya da buna balık vakası diyelim. Kıyıda sana bir sürprizim var. Oradan da İstanbul'a. Çok üzgünüz. Gerçekten çok üzüldük değil mi annem? Ama işte millet ne yapsın? Konuşuyor, konuşuyor. Sonra unutuyor. Biz gene ne yapmışız? Ne konuşuyorlar Allah aşkına? Vallahi Havva, ne yalan söyleyeyim. Sinan benim de oğlum sayılır ama hiç yakıştıramadım. Ya insanı delirtmeyin. Kim ne konuşuyor? Biz bir şey duymadık ki. Ayrıca sizden başka kim ne konuşur acaba? Kız vallahi biz şimdi başkalarının yalancısıyız. Bak. Ceyda mahalleyi toplamış etrafına. Diyormuş ki... başımın gözümün sadakası olsun. Sinan'a ben verdim restoranı. Alsın başına çalsın. Aç karınlarını doyursunlar demiş, diyormuş. Öyle diyormuş. Onur, gurur bunlar hep gençliğimizde kalmış. Ah şimdiki gençlik. Almış gitmiş Sinan ha? Ya sizin gözünüzün önünde atıp anahtarı gitmedi mi Sinan? Öyle.
Ama işte demek ondan sonrası onlar öyle anlamış. Demek ki. Ya neyse parasını vereceğiz, bitecek gidecek. Nasıl inanacağız ki sana? Sen de gel Hafize teyzeciğim. Hatta istersen fotoğrafını çekip belgeleriz ha? Benim gözüm görmüyor. Anlamıyorum da bu telefonlardan. Meral, sen de gel benimle. Az bir utan Hafize teyze ya. Aynı sofrayı paylaştığınız insanlarız biz. Daha neyin hesabını yapıyorsunuz ki? Vereceğiz parayı, alacağız imzayı, bitecek gidecek. Sonra siz de neyi istiyorsanız ona inanın. Uğraşamayacağım sizle. Hava, kız. İyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Tamam. Ya insan da hal mi bırakıyorsunuz ya? Şekerim mekerim düşmüştür. Ay, Meral çantanda kolonya varsa koklatıver. Ay anne dur, bilmiyoruz neden. Belki gebe mebe zarar vermesin şimdi kolonya. Ne gebesi canım? Karnım aç benim, karnım. Ay hadi kız oradan. Necip'in pembe bornozla koştuğunu görmesek. Ay ay ay. Keşke dediğiniz gibi olsa. Anne kız, bu kesin hamile. Sürprizim var demiştin mi? Evet. Tamam, bu taraftan. Tamam, burası. Burada duracaksın. Nasıl, böyle mi? Evet. Şimdi gözlerini kapat. Gözlerimi mi kapatayım? Niye ki? Bilin, sürpriz bu. Kapatır mısın? Tamam. Öpecek mi acaba? Kesin. Yoksa niye gözlerimi kapattırsın? Yani hep tavuk balık bekleyecek değil ya. Öpecek işte. Sıkıca kapattın değil mi? Hı hı. Güzel. Öperse önce karşıymış gibi yapayım. Sonra bırakayım kendimi. Şimdi biraz bekleyeceğiz.
nereden çıktın ya? Of, çok özlemişim seni. Bari dileğimi bitirseydim. Bu nasıl karmadır ya? İşim olmasın diye sanki gökten kız indi. Gerçekten çok özlemişim be. Aramadı mı? Aradı tabii. Hem de 2748 kere aradı ama açmadım tabii ki. Ya ben bunu gördüm, tanıdım. Dedim ki tamam bu. Tamam bu dedim yani. Öyle istedim. Hala da öyle hissediyorum. Ama benim 30'uma kalmış şurada bir ay. Olmaz, benim kısmetse olur diyecek lüksüm yok artık. Öyle mi dedi o ya? Tam olarak öyle demedi. Ama ona getirdi işte. Yani diyor ki işte biraz tanıyalım birbirimizi, bekleyelim falan. Bir yıl, iki yıl, üç de etmez, beş yıl falan derken yok işte niyet yok belli. Başak bak, bence çok erken hüküm veriyorsun. Yani çok hani karışmak da istemiyorum ama haliyle. Bana dese ki tamam 3 yıl belki 3 yıl sonra evleneceğiz. Okey tamam, ama onu da demiyor. Ya 3 yıl sonra bana dönüp derse ki ya Başak ben iyice düşündüm, taşındım, ölçtüm, tarttım falan. Yani senin olmayacak derse ben ne yapacağım? 32 yaşında bekar mı kalacağım ben? Ay Başak ya 32 yaş yaşlı mı Allah aşkına, sen de yani öf. Birbirinize iyi bakın çocuklar. Var mı evlilik? Var mı yüzük? Yok mu? Cevap vermedi. Yok demek ki, yazık, evlenememiş onlarla. Kız da istiyor ama evlilik zor. Demek ki hala devir değişmemiş ki. Tam olarak insanlar birbirine evlenme teklif etmiyorlar mı yahu? Artık yeter ya. Vallahi bana da sıkıntı geldi yani. 3 deyince. Ay ay ay. Ay vallahi. Ay. Çocuklar karışmak gerekiyor. Ne kız? Ay. Perinin dişleri bende kalmış. Aa, vereyim bunu sonra. Evet. Nasılsın hemşire? Az bağır, duyamıyorum. Hemşire nasılsın? Çok şükür, çok şükür. Bengisi kızım nasıllar? Bengisi iyi, ne yapsın, uğraşıyor. Onun kızı evlendiriyoruz işte. Aa! Evet. En küçüğü. Evet, zaten oğlanlar evlendi. Büyüğüm de oğlu oluyor. Olsun. Maşallah herkes evlensin. Ben sorun veririm yani, sakın şey yapmasınlar. Tam benim için hiç sorun değil. Ben de evleneceğim çünkü yakında. Ay Başak. Yani hala daha şikayet ediyorsun. Sinan'la Simay. Ay. Ay yok. Yani Sinan'la Bülent. Ay. Ay yok kız, Sinan'la ne o? Kız o dişlerini bende, onu takıp Pelin, Pelin, Pelin. Sinan'la Pelin'e bak. Hala daha didişiyorlar. Melia teyze Sinan'ın rüyasına giriyormuş. O kızla evlenirsen hakkımı helal etmem diye. Aa. Ya. Kız. Hı. Acaba Melia Hanım Bülent'in de bir rüyasına giriyor kız? Seni. Espri yaptım, kutlamalıyız. Haydi. Tamam. Yeter. Üç. Tamam, kutladık yol. Hareket etmek her zaman kız iyidir. Bu hala mı teklif etmedi sana? Etmedi Simoş. Etmedi. Ama edecek. Edecek. Ya ben biliyorum, bizim insanların birbirini tanıması için zaman lazım Simoş. Ben buna inandım yıllar içerisinde. Evet. Bülent Bey. Ay kız, ne yapıyor bu? Ne o ya, ne yapıyor? Mendil çıkardı, burnu akıyor zar. Evet. Bülent. Bülent. Ha, Bülent buraya otur. Buraya otur, hop gitti, kapa. Yaşlıdım. Bülent yere oturma, buraya otur. Bülent, Bülent. Ah! Ay düşündüm, ay. Hey. Bülent hayır. Bülent asla ölemezsin. Asla o teklifi bana etmeden ölmeyeceksin. Evet diyeceksin. Ölmeyeceksin. Evet diyecek benden. Evet. Benden evet dedi.
kız ne evlilikler var vallahi. Bak mezara kadar gidiyor vallahi. Hayır! 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 Olmayacak öyle bir şey. Olmayacak öyle bir şey, olmayacak. Başak teyzem aklını yedi. Ne oluyor ya? Tamam, siz işinize bakın. Ya sen de bir sakin ol ya, ne oluyor? Sakin falan olamam ben. Senin tuzun kuru tabii. Sen aldın, bağladın adamı. Kızın da iyi aile damadıyla verdin. Ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Ya öleceğiz ya, öleceğiz. Toprağa karışacağız kızım, toprağa karışacağız. Gübre olacağız, çiçek olacak onlar. Ondan sonra çiçeklerden arılar gelecekler. Böyle bal alacaklar. Genlerimiz arılara geçecek. Sonra ben ne yapacağım? Arı olarak mı evleneceğim? Arımı doğuracağım ben? Hayır efendim. Ben insan olarak evleneceğim. Ay, yaşıtlarım gibi insan doğurmak istiyorum Simoş. İnsan. Işık. Yani sana gerçekten sabır iğnesi falan yapmak lazım. Bu ne böyle ya? Olmaz ki. Sen sabır sabır dersen benim olurum yok ya. O evlenemeyeceğim, anlamıyor musun? Çok önemli. Bence sen ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun ama işine gelmiyor. Ya sen bir kere de beni dinlesene. Bir bekle. Bekle ya. O zaman da olmazsa senin dediğin gibi yaparız yani. Bekle. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Bekle. Olacak mı? Göreceğiz. Sürekli böyleyiz. Bekle. Göreceğiz. Tamam, bekliyorum. Hayır. O Norveç'e gitmeden önceydi. Ya bir çocuk vardı, hatırlıyor musun? Lübnanlı, Algeri. Ya senden sonra gelmişti hani. Aa, hatırladım. Hah. O İstanbul'a gelmeden önce beni aradı, bana yardımcı olabilir misin diye. De bu 5 sene falan önceydi. Sonra ses soluğu çıkmadı. Dinle işte. Sonra bunlar Norveç'e gittiler, tamam mı? Orada küçük bir restoranın işletmesini almışlar. Meslektaşlar demek ki. Ama o nasıl sarılmaydı öyle? Yok ya, New York'takinin aynısı. Bayağı pizza yapıyorlar işte. Neyse, ben de bir partide tanıştım. Ortak bir arkadaşımız vardı. İşte bu bana söyledi, bunlar Norveç'e gitti diye. Ve ben de sabah uyandım. Ve bayağı sabahın köründe aradım bunu. Gel dedi, ben de her şeyi topladım, gittim. Tam senin yapacağın işte. Sen sıkılmışsındır orada. Yani Hollanda'da yaşayamayan insansın. Norveç'te 1 sene kalmana imkan yok. Sana ne? Her şeyini nasıl da biliyor kızım? Zaten dayanamadım. Sabahtan beri cımbızla laf almaya çalıştık ağzından. Bu hatunu görünce dili çözüldü. Ay, kusura bakma ya. Biz böyleyiz işte. Böyle bir araya gelince bütün dünyayı unutuyoruz. Aferin size. Ya böyle eski arkadaş, meslektaş olunca böyle oluyor demek ki. Yani biz meslektaş değiliz aslında. Yani bu arada da tanışmadık. Kusura bakma, Rüzgar ben. Rüzgar. Hani şu Hindistan'dan arkadaşın. Vay. Namım yürümüş benim burada. Biraz öyle oldu. Sen hala adını söylemedin. Pelin. Vay. İyiymiş. Memnun oldum. Ben de. Hadi gidelim artık. Yani daha bayağı bir yolumuz var. Ay, ben niye bunu erkek sandım ki? Ya insan kızına Rüzgar ismini niye verir ki? Bir hışımla mı doğdu, ne yaptı? Limonatalar geldi. Görüşürüz Başak. Hakan'cığım. Efendim. Ben sana bir şey soracağım. Heh. Bizim evliliğimizle ilgili tuhafına giden bir şey var mı? Yok. O zaman ben sana bir ipucu vereyim. Evlilik neyle başlar? Güven. Nasıl? Doğru cevapladım değil mi? Ha? Soyut düşünme Hakan. Canım, soyut düşünme. Hani bir soru vardır. Ne denir ona? Bir adı var onun. Ne o? Hı? Teklif denir. Ha, sen o şekilde... Sorun ne bunda? Onu anlamadım. Sorun şu. Sen bana evlilik teklifi etmedin. Allah Allah. Ben sana evlenme teklifi ettim diye hatırlıyorum ya. Hatta sonrasını sen kabul ettin. Sonra biz evlendik. Hı. Hatta bir çocuğumuz oldu. Aa, bak. Bakayım, bu bizim çocuğumuz. Evet evet, bizim çocuğumuz. Bak, doğru hatırlamışım. Hakan, evlensek mi ne yapsak demek teklif olmuyor canım. O zaman köfte yesek mi ne yapsak demek de teklif olurdu yani. Oo, ama bir benzetme oldu. Sen niye öyle bir şey dedin acaba Simay? Ya sen bir cıvımasana ya Hakan, bir cıvıma Allah aşkına ya. Of, çok sıkıcısınız. Şurada 2 dakika resim yapacağız.
Aşkım, ya sen ne istiyorsun ben anlamadım ki. Boşanalım istersen biz. Hı? Boşanalım. Sen nasıl bir evlilik teklifi beklediğini bana söyle. Ben de sana öyle evlilik teklifi edeyim. Yani bunun başka bir çözümü yok. Ya insan üzülüyor işte. Ya ben böyle internetteki bir sürü evlenme tekliflerini görüyorum. Böyle romantik, özene özene yapılmış şeyler var yani. Ne bileyim hani. Ya ben de o duyguyu tatmak isterdim yani. Yani maça gidip pankart açıyorlar. Hayır, ben şimdi böyle bir şey yapsam senin nereden haberin olacak? Senin maçla alakan yok ki. Hakan, ya suyun altında evlenme teklifi eden var. Allah aşkına böyle kamyonla gül getirip döken var ya. Sen bana maç diyorsun, maç ne? Allah aşkına maç ne ya? Ha, onların hepsi gösteriş. Gösteriş onların hepsi. Onlar çıtayı yükseltmeye çalışıyorlar. Onlar düzenli ilişkileri, evlilikleri bozmaya çalışıyorlar. Ya onlar reyting rekorları peşinde koşmaya çalışıyor. Sen de iyi bir şeymiş gibi bana anlatıyorsun ama Simay ya. Ya ben sana video çekseydin demiyorum ki, öyle reyting rekoru falan istemiyorum yani. Ne bileyim böyle bir şiir yazsaydın, onu okusaydın. Ya da hani kendin yazamıyorsan artık bir tane şairinkini okusaydın yani. Hani o bile değerliydi yani. Aşkım, güzelim, bebeğim, güzel karıcığım. Ne istiyorsun söyle. Ya vallahi ne istiyorsan yapmaya hazırım. Yeter ki söyle hadi Simay ya. Yok artık. Bu saatten sonra kuş kondursan falan hiç benim için değeri önemi yok yani. Simay. Ya arkadaş evlenmişiz. Çocuğumuz olmuş. Hatta okula bile başlamış. Ya şimdi mi takılır buna ya? Allah Allah. Başıma gelene bakar mısın? Ya hayır, nasıl bir ilişki bu? Yeminle anlamıyorum. Mehter takımı gibi. İki ileri, bir geri. Güzel kızmış. Evet, öyle. Senin de şansın hep Pelinlerden yana gidiyor. Ya takıntı mı yaptın nedir? Yıllar sonra bir geliyorum. Seni bu sefer başka bir Pelin'le buluyorum. Yani. Bir dakika. İnanmıyorum. Evet o. Sinan sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. O geldi. Severlermiş konuşmayı ya. Durdular, sohbet ediyorlar şimdi de. Hadi artık, geç oldu. Daha ben giremedim şu adamın koluna şöyle. Hayır yani doyamadılar dokunmaya, sarılmaya. Hadi gidelim. Tamam. Yalnız şey yani ben başkasının kullandığı arabaya binemiyorum da. Tamam. Al sen kullan o zaman. Yani bir de şu anda böyle çok yorgunum da. Ama şöyle bir şey var yani çok güvendiğim biri kullandığı zaman rahatsız edebiliyorum. Şey, bu arada öne ben otursam sorun olur mu? Yok. Otur tabii. Sağ ol. Necmi Reis'e de ayıp oldu ya. Doğru dürüst konuşamadım. Ay onu da mı tanıyorsun? Beni buraya ilk getiren Rüzgar'dır. Aa, bu arada bir koy vardı ya hani. Pelin'i oraya götürdün mü? Yok ya. Sadece balık tuttuk. Hmm.
Neyse ya, havalar ısınsın da gideriz birlikte. Abi bu arada Pelin o kadar güzel bir koydur ki yani görmen lazım. Böyle Akdeniz gibi. Aha bu arada Sinan yüzmeyi orada öğrendi biliyor musun? Yani var ya, o koyun bir dili olsa da konuşsa. Eski defterleri açmasak mı artık? Tamam, tamam korkma hiçbir şey söylemeyeceğim. Korkma. Ne oldu ki o koyda? Hayır bir koyda ne olabilir? Yoksa gece falan kimseler yokken bunlar ikisi böyle... Ay şimdi delireceğim. Yok canım, yok arkadaşlar. Bak bu arada Melia Sultan'ın telefonlarını açmamışsın. Çok endişelenmiş. Rüzgar hiç o konuyu açma. Çok kızgınım ona. Melia Sultan mı? Onu da tanıyor. Hem de Sultan falan diyerek. Ay o da herkese Sultan bir bana zindancı. Ama var ya beni nasıl karşıladı görmen lazım canım benim ya. Merak etme canım. O zaten bir beni kötü karşılıyor. Özlemiş çok. Ben de onu çok özlemişim. Al yanına beraber Hindistan'a gidin. Oy böyle bir doyun birbirinize. E özlemiştir tabii. Kolay mı? Biliyorsun senin yerin onda başka. O kız Ceyda değil miydi? Bu rüzgar nereden çıktı şimdi? Ya seni herkesten başka sever ne demek? Hayır tarzları da uygun değil ki. Koy normal ev hanımı karşısına ikimizi. Hangisi gelinin olsun de %90'ı beni seçer. Yani Melia'nın bunu nasıl sever? On, 13, 14, 7. Bir daha. 7, 10. Unutmamışsın. He? Orkideleri diyorum. Çok da güzel görünüyorlar. Ha, sen seversin hep. Zübeyir'den çekiniyor mu? Ben kendime kahve yapacağım. İster misiniz? Ya Süheyla bır 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 kafa bırakmadın ya. Hesap kitap yapmaya çalışıyoruz şurada. Hepsi mahvoldu gitti ya. Of. Hadi al baştan. 'Zübeyir ben yandım çıktım şunu sağlamasını yap alttan yukarı yukarıdan aşağı ne yaparsan yap işte. Yapayım başkan. Ay. Siz daha yatmıyor musunuz? Yok ya işimiz gücümüz var. Oh, ben de çıkayım yukarı biraz kitap okuyayım. Hemen uyumam herhalde. Ya ne yapayım kızım? Zamanı geriye mi alayım? Bizde makinesi yok. Çok pahalıymış. Öyle duydum. Başka bir şey düşüneceğiz artık. Şimdi o sana kızıyor. Çünkü hevesini alamamış. Beni de dün apartta hemencik eve götürüyorsunuz ya. Aynı öyle bir şey. Bir düşünelim bakalım. Ne yapsın acaba? Bilmiyorum ki. Yani bir daha mı evlilik teklif edeyim? Çok saçma olmaz mı? Bir dene. Belki olmaz. Evet ya. Seni küçük yumuracak seni. Gel bakayım buraya. Hadi bakalım. Aa. Sen de mi aynı apartmanda oturuyorsun? Aslında aynı dairede. Yani bu daire aslında Rüzgar'ın. Ben ondan devraldım. O da Türkiye'ye geldiği zamanlar burada kalıyor. Yani ikimizin eviymiş gibi düşün. Aa ne güzel ya. Ne gerek var canım zaten masrafa?
Topu topu sen kaç gün kalacaksın ki burada? Yani bu sefer evet öyle olmadı aslında. Ya Sinan ben bir otele yerleştim. Eşyalarım falan da hep orada. Çok iyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın. Yani insan arkadaşı olunca da yani aynı evde kalmak falan çok zor oluyor tabii. Aman kaç paraysa kaç para yani. Ben de senin yerinde olsaydım aynı şeyi yapardım. Hayır canım olmaz öyle şey. Ya nereden çıktı otel falan? Niye bana gelmedin? Ya bu sefer öyle oldu işte. Hayır anahtarın da var yani. Bana ihtiyacın yok. Kapıyı açıp girebilirsin içeri. Bu akşam burada kalıyorsun. Yarın da ilk iş olarak otelden eşyalarını alıp buraya geliyoruz. Tamam? Konu kapanmıştır. İyi, tamam. Ne denir ki yani bunun üstüne? Ben de çok yorgunum zaten. İyi o zaman. Ben kaçıyorum. Görüşürüz Pelin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ne için? Her şey için. Ceyda'nın gerçek yüzünü görmemde yardımcı olduğun için. Bugün beni yalnız bırakmadığın için. Güzel anılar biriktirelim diye çabaladığın için. İnan bana bundan sonra ben de çabalayacağım. Yapıyorsun zaten. Yani bugün böyle ateş böcekleri falan çok güzeldi. Teşekkür ederim. Abi hayırdır bu saatte? Şu senin emaneti getirdim. Bende biraz fazla kaldı ama al. Necip abi bunlar ne? İşte senin paran bana geri geldi ya. Abi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yani bu paralar benim mi senin mi? Niye benim olsun Sinan? Ne bir emeğim, ne alın terim. Hepsi senin onların. Gerçi içinden biraz eksildi. Ablana bir bilezik aldım. Sana da saat. Pazardan almadım o saati. İyi saattir ha, kıymetini bil. Anlamıştım zaten. Neyse. Ben gideyim. Haydi, iyi akşamlar. Necip abi. Teşekkür ederim. O zaman Ceyda meselesi de halloldu galiba. Yarın bir oyun oynamazsa parasını alır. Biz de belgeleri imzalarız. Konu da kapanmış olur. Bana. Sen biliyorsun ne olduğunu. Geceden beri bekliyorum, bir türlü girmiyorsun konuya. Anlaşıldı. Sen Pelin'den bahsediyorsun. Ay tabii ki ondan bahsediyorum Sinan. Ay, ne işi var o kızın senin yanında? Dedim ya Rüzgar, kendisi geldi. Yardıma ihtiyacı varmış, ben de yardım ettim. Bir dakika, bir dakika. Sen kendi inandın yani buna, öyle mi? Fena mı oldu işte? Ben de eski defterleri kapatmış oldum böylece. Yeni defterler açılmasın da. İstersen yeni bir konu açalım. Ne dersin? Mesela neden otele yerleştin? Ayrıca ne zamandır İstanbul'dasın? Çok değil, öyle bir 5 gün falan oldu. 5 gündür İstanbul'dasın ve beni aramadın öyle mi? Yani öyle biraz işlerim vardı. Ne işin vardı Rüzgar? Aslında bizimkilerle ilgili. Öyle dedem biraz rahatsızlanmış da. Tamam. Bunu bana neden söylemeyesin ki? Ayrıca bu yüzden mi yerleştin otele? Yok yani öyle ne bileyim. Ailevi meselelerimizle seni sıkmak istemedim. Sende bir şey var ama dur bakalım. Ay ne olabilir yani bak. Yıllar sonra gelmişim şöyle evimde seninle keyifli bir kahvaltı ediyorum. Çok güzel bir sabah. Tamam kapat artık konuyu. Geldim işte buradayım.
Bugün de otele gider eşyalarımı alırım. Oldu mu? Oldu. Ayrıca çok şanslısınız küçük hanım. Siz gelmeden kayısı reçeli yapmıştım. Vay. Çok güzel kokuyor. Her zamanki gibi. Ne oldu? Birkaç gündür böyleyim ben. Galiba midemi üşüttüm. Ha, bir doktora falan mı gitsek? İyiyim ben, iyiyim. Tamam. Kötü olursan dolapta o ilaçlardan var, alırsın. Geçiririm. Tamam, alırım, sağ ol. Meral Lafize'nin içine mi doğdu acaba? Allah Allah. Ya inan çok üzüldüm Tolga ama gerçekten gelemedim. Bakacağız işte. Ne yapalım? Bakarsın belki yeni iş falan gelir. Ya sana mı iş gelmeyecek? O zamanla bu zaman aynı değil Pelin. Sen de biliyorsun işte. Artık ekranların güvenilir yüzü değilim. Güvenilir bir dostsun ama. Yani en azından para konusunda. Bak, bu işi alamamanda benim de payım var. Yani olmasa da teklif edecektim de. Sen yeni bir iş bulana kadar evin taksisini ben ödeyeyim. Saçmalama ya. Olur mu öyle şey? Aa, ne demek saçmalama? Sen çalışmaya başladığın zaman ben zaten o parayı sana çatır çatır geri alacağım. Hatta faiziyle. Ha? Gel buraya, gel. Ya biz çok iyi olduk böyle ya. Çok sağ ol Pelin. Dostluğunu kaybetmemek çok değerli benim için. Kazanınca geri ödeyeceğim biliyorsun. Ay tamam dedik ya. Aa. Ben de senin için her şeyi yaparım biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bak laf olsun diye söylemiyorum ama. Bülent'le gerekli yerleri imzaladık. Bu paran. İmzala ve bu iş bitsin. Buldunuz yani. Hadi Ceyda. Uzatmayalım artık. Pelin mi verdi? Ceyda. Bu seni hiç ilgilendirmez. Lütfen bir an önce imzalar mısın? Bu hisseler değerlendi. Yani bu fiyata satmam mümkün değil. Üç katını istiyorum. Yoksa mahkemeye gider. Elinden geleni ardına koyma. Mahkeme ise mahkeme. Ben bugüne kadar seni üzmemek, kırmamak için elimden geleni yaptım. Anlaşılan sen burada neden anlamıyorsun. Ama merak etme. Ben hak edene o dilden de konuşurum. Bundan sonra kork benden Ceyda. Zübeyir sen banka işlerini hallet, ben toplantıya geç kalıyorum. Hallederim başkanım. Ah, çıkıyor musun Rıza? Hayırdır, sen nereye böyle söyle hanım? Kuaföre gidiyorum. Akşam için hazırlanacağım Rıza. Ne oldu, ne var akşam? Akşam için hazırlanacağım Rıza. Ne oluyor? Ne oluyor? Akşam diyor, yemek diyor, bir şey diyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Yok, ben nereden bileceğim ki başkanım? Ne oluyor? Allah. Durun siz de aldırın. Asıl akşam teşekkür edeceğiniz bana. Çılgınsın Zibo. Abi bu Ceyda manyak ya. Ya bu kız var ya, burayı bizim elimizden alana kadar bu işin peşini bırakmayacak abi. Bırakmasın abi. Artık o kaydan çıktı. Abi mahkeme filan. Günün sonunda parası olan yine o. Olsun Bülent. Biz de onu bu zehirlenme olayıyla ilgili mahkemeye vereceğiz. O kadar kolay değil o işler. Ama senin bu sefer daha şey gördüm. Nasıl, ne denir ona? Daha kararlı, daha sıkı duruyorsun yani. İyi. Ne yapayım Bülent? Kız hasta oğlum, görmedin mi? Hiç normal değil.
Bu arada öyle karalar bağlayacak bir durumumuz yok. Yani iyi tarafından bakalım, kız artık hayatımızda değil. Ve lütfen abi, bir süre adını dahi duymak istemiyorum. Yani neyse, onu bunu bırak da şu rüzgar için düzenleyeceğimiz partiye odaklanalım. Kesin burada istemiyorsun değil mi? Kesin yani. Abi kalabalık istemiyorum. Biz bize olacağımız bir şey olsun. Başar çağırırım ha. Tabii çağır. Şimdi Başak gelince kızlar da gelecek haliyle. Tabii mecburen onların da gelmesi lazım. Artık sen haber verirsin kardeşim. Benim içeride işlerim var, o yüzden de tamam. Neymiş bu ağacı durum, anlatsana artık, ben çatlayacağım ya. Rüzgar geldi. Aa! Onun şu Hindistan'daki arkadaşı Sinan'ın. Nasıl, yakışıklı mı? Maalesef canım, çünkü Rüzgar bir kadın. Ben de bazen bakımsız olduğum zamanlarda çok yakışıklı olabiliyorum. Ha, yani demek ki bu Rüzgar güzel bir kadın. Güzel mi? Ya yok canım, ne güzeli ya, öyle şey amşan bir şey değil ya. Hiçbir şey yok ya. Ya şey, yüzü güzel olabilir. Yani onu kabul ediyorum. Tamam, yüzü güzel olabilir ama yüz o kadar önemli bir şey değil biliyorsunuz. Ya erkekler için hani kılık kıyafet, hali tavrı falan filan derken çok erkeksi. Bir de böyle yani hiç Sinan'ın tarzı bir kadın değil. Bence hiç korkmaya gerek yok. Sen niye geriliyorsun ki o zaman bu kadar? Yani evet, arkadaşıdır. Hayır, bir de erkekler böyle kadınlara bayılırlar. Böyle kanka falan olurlar. Bu kesin, bak offside falan da biliyordur. Kesin. Kız! Ben de offside biliyorum. Ben o yüzden mi evlenemiyorum? Bana cevap versin, o çok korkunç. Ay Başak, yine konudan saptık. Ne olur konumuzda kalalım, ne olur. Peki bir şey diyeceğim. Ya sen bu adamı şimdiden böyle kıskanmaya başladıysan ben devamını düşünemiyorum. Evet Pelin ya. Hele hele ne bu haller? Adamın yanına diş sinek de mi yaklaşamayacak artık? Ay kızlar saçmalamayın ya. Tanımıyor musunuz beni? Bu işte başka bir şey var. Yani Rüzgar gelir gelmez böyle Sinan'a nasıl sarıldı bir görseydiniz. Nasıl sarıldı bir görelim. Böyle sarıldılar yani. Böyle bir sarılma tarzım var yani. Değil mi? Yalnız bir şey diyeceğim. Ben kaç yıllık evliyim yani bir tek kocama böyle sarıldım yani. Yani ben birkaç kere böyle sarıldım ama arkadaşıma değil. Bir de devamlı eli kolu böyle Sinan'ın üzerinde annesini de tanıyormuş. Annesi de Rüzgar'ı çok seviyormuş. Kız bu ayrıntı şimdi mi söylenir? Yok. Yani kesin bir şey var, kesin. Esas bomba bu. Rüzgar İstanbul'a geldiği zaman Sinan'ın yanında kalıyormuş. Yani şu anda aynı evde kalıyorlar. Bunlar eski sevgili. Evet, kız döndü, dolaştı, kaldığı yerden devam etmeye geldi. Yapma ya. Evet bak, vallahi billahi sana yemin ediyorum bence böyle. Adam da zaten artık senin sayende çöpsüz üzüm. Çünkü ne yaptın? Ceyda meselesini hallettin, bir kenara koydun. Annesiyle arası açılmasını aradan çektin, onu da bir kenara koydun. Adam fiyonk yaptın, teslim ettin. Tebrik ediyorum, aferin sana. Öyle mi yaptım? Öyle yaptın yani. Hayır, senin bunun adını çoktan koyman lazım. Çoktan. Doğru. Bir saniye. Kızlar, benim bunu açmam lazım. Kapsamlı trip yapıyorum, her defasında açmazsam olmaz. Alo, iyiyim. Yalnız işim var, biraz seri olursan. Başak, bu akşam Sinanların evinde bir parti veriyoruz. Rüzgar'a hoş geldin partisi. Rüzgar derken? Rüzgar, Pelin bahsetmedi mi ya? Bahsetmedi. Bahsetmedi, bahsetmesi mi gerekiyordu? Yani kim ki bu Rüzgar adına partiler falan ve önemli biri mi? Ya Rüzgar Sinan'ın arkadaşı. İnanılmaz komik bir kız zaten. Sabahtan beri burada artık. Gülmekten karnımıza ağrılar girdi. Anlatırım sana. Ha, orada yani. Evet. Siz geleceksiniz partiye değil mi? Ben gelirim. Ama kızları bilemem. Onlar şu anda yanımda değil. Ben onlara sorarım, bakarım. Uygunsak geliriz, gelirsek haberleşiriz. Hadi o zaman tamam, bay bay. İstanbul'a geliyor, Sinan'da kalıyor. Sabahtan beri Filya'da falan. Akşam adına parti düzenleniyor. Kızım bir şey söyleyeceğim, bak bu kız çok hızlı. Uyarayım seni yani. Vallahi bana öyle partiler falan düzenlenmedi biliyorsunuz. Yani evine gittim, öyle mısır patlattı, kuru kuru sandviçler falan, onları da annesi yedi, bilemiyorum yani. Kızlar, kalkın gidiyoruz. Başak, parti gece. Nereye? Filya'ya gidiyoruz hayatım. Rüzgar Hanım orada Filya erkeklerini karşısına almış, onları böyle gak gak güldürürken sen burada bizi mi güldüreceksin? Yürüyün. Ay doğru söylüyorsun. Oraya da gidiyoruz, partiye de gidiyoruz. Hadi yürüyün kızlar. Evet evet, hatta önce kızın nasıl bir kız olduğunu öğrenin. Böyle bir ön araştırma, ön çalışma gibi yapalım. Hadi. Evet, bu akşam bu iş sonuçlanacak. Yanındayız bro. Ben düğün günü terk edilmiş bir kadın. Ben ne rüzgarlar gördüm ya. Bu mu yakacak beni? Hadi. Hadi. Yürüyün. Sonra neyse, ben bir uyandım, bayağı müzedeyim yani. Müzede kilitli kalmışım. Etrafta böyle dev tablolar, şövalyeler, kılıçlar falan. Sonra ben neyse, o sersemlikle böyle her yeri yıktım döktüm. Sonra güvenlik geldi de açtı. Ya iyi ki geldin Rüzgar ya. İyi ki geldin gerçekten. İyi ki geldin.
Bülent! Kızlar gelmiş. Ne iş var ya kızların burada? Menajersiz olmuyor abi işler. Hem olsa bile ne öyle saçma. Esnaf gibi kendi pazarlığımı kendim mi yapacağım ben? Aman sana menajer mi yok? Bulursun yeni birini Tolga. Abi sen beni dinlemiyor musun ya? Hazırdan yiyorum diyorum sana, hazırdan. Annemin kredi taksini bile ödeyemedim ya. Gittim Pelin'den borç aldım. Yuh. Yani biliyorum. Halledeceğiz bir şekilde artık. Ödeyeceğiz yani para olunca. Olur ya. Olur oğlum arkadaşlar arasında öyle şeyler. Sen şey yapma, takılma, boş ver. Ama biliyor musun? Pelin gibi bir kadın bir daha dünyaya gelmez abi. Hem dünya güzeli ol, hem iyi kalpli ol, hem de benim gibi hayatını mahveden bir adama kıyama. Bildiğin eşeğim oğlum, eşek. Aman, boş ver be moruk. Tamam işte, sen de dersini almış oldun böylelikle. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Yani hayır ya, şunu merak ediyorum yani. Acaba ne oldu da o iyi geldi acaba? Ne oldu da iyi geldi? Sen lafını bile tamamlayamadın. Neye iyi geldi acaba? Sen çok mu kötü bir durumdaydın? Acaba ben böyle baş başa kalın diye ortam yapmaya çalışıyorum. O mu geldi seni acaba? Hayda ya, ne alakası var? Ben işte bu birkaç gündür... Ben komik değil miyim? Sen hem komik... Ben hem komik hem esprili bir insanım. Ya ama bak bana hiç bu kadar gülündüğünü görmedim ben. Ben içeri girdiğim zaman sen böyle kocaman gülen birisi ağzın sadece. Yani sadece kocaman bir ağızdan oluşuyordun. Ve hala gülüyorsun, etkisinden kurtulamamışsın. Sen beni kıskandın mı Rüzgar'dan? Kıskandım tabii. Niye kıskanmayacakmışım? Rüzgar senin asker arkadaşın mı? Ya yok Rüzgar işte. Ya bizim Rüzgar yani Sinan'ın arkadaşı öyle bir... Ne oluyor öyle olunca? Bacılık mertebesine mi yükseliyor? Olmuyor mu onlardan sevgili? Yok canım olur yani niye olmasın da... ben ona hiç o gözle bakmadım ki. Hiç sana baktığım gözle bakmadım ben ona. Bakmayacaksın zaten. Gözlerini oyarım seni. Sen ayrıca bunu böyle övüne övüne söyleme, zaten bakmayacaksın. Ayrıca en çok da bana güleceksin. Ya ben sana hep gülmüyor muyum zaten? He? Sen tanıdığım günden beri benim güneşim oldun. Aydınlık, gülen yüzüm oldun. Ya benim bunları duymam için böyle illa sana kızmam mı gerekiyor acaba? Beni bu kadar güzel bak yeter. Bülent abi. 5 gün izin versen bence. Serkan bak bu iki oldu abicim. Ne olduk? Abi bir arka tarafa gelebilir misin? Önemli. Gelirim. Ben hemen geliyorum. Tamam. Gel Serkan. Ya o arkada ne var? Ne saklıyorsunuz siz o arkada acaba? Ne var? 5 gün bana yeter. Ben 5 günde neler yaparım? Ne var o arkada? Ağlama. Ne işin var lan senin burada? He? Abi ben senden ve şefimden özür dilemek için... Lan neyin özrü ya? Neyin özrü neyin? Sen ne yaptığını farkında mısın? Ha? İşte o yüzden buradayım zaten. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Annem bile benimle konuşmuyor ya. Tamam hadi sen git. Ben bunu bir düşüneceğim. Hadi. Yani bu Ceyda meselesi hala bitmedi, öyle mi? Bülent'e söyledim, sana da söyleyeyim. Lütfen bir süre o kızın adını dahi duymak istemiyorum. Yani bana kalsa sonsuza kadar anmayalım ama. Şunlar şey mi? Akşamki parti için mi? Hı. Ya sen bayağı önemsiyorsun bu partiyi.
Küçük ekmeklerin üzerine küçük peynirler ve salamlar koyuyorum. Yani önemsemiyorsun. Aslına bakarsan ne gerekiyorsa onu yapıyorum Pelin. De, sen ne demek istiyorsun? Yok ya, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Yani bir arkadaşın geliyor sonuçta ve parti veriyorsun yani. Bundan doğal ne olabilir ki? Değil mi? Peki bir şey diyeceğim, böyle Hindistan'da falan nasıl hani doğal ortam değil mi? Çocuklar böyle çıplak çıplak yoga falan yapıyorlardı öyle. Yani birkaç belgesel izleyerek böyle Hindistan hakkında yorum yapmak çok doğru değil aslında. Ya ama niye öyle dedin ki yani, sadece belgesellerden, filmlerden yıllardır görüyoruz o Bollywood falan. Yani Hindistan çok büyük bir ülke. Sizin dediğiniz bazı yerleri hani hani İstanbul gibi düşün mesela. Nasıl İstanbul'un yedi tepesi var, yedisi de birbirinden farklı ya, işte Hindistan da öyle. Şimdi ya sen... Ya bir şey soracağım. Bu vize falan nasıl oluyor? Ben bilmiyorum. Var mı, yok mu, gidiş geliş falan mı? İşte merak. Senin ev de böyle misafire pek uygun değil gibi ama. Çok kalabalık olmayacağız zaten. Yani buradan birkaç kişi, Rüzgar'ın birkaç arkadaşı, bir de siz varsınız. Yok, onun için değil. Yatılı misafir için. Yok. Neden uygun olmasın ki? Ya ne bileyim, hani evinde öyle çok oda da yok. Ya bir tane yemek odası var ya. Sen şey mi yapsın, oraya bir tane böyle yatak atsan tek kişilik. Bir tane de paravan koysan. Ya çok güzel olmaz mı? Bence tam misafir odası olur. Nasıl fikir? Bence gerek yok. Biz iyiyiz böyle. Biz iyiyiz derken? Yatak sorunumuz yok yani. Sen şey ya, kanepe diyorsun ya, o kanepe gerçekten çok rahat. Yani ben de orada sürekli uyuduğum için biliyorum, gerçekten çok rahat. Böyle rahatsız, dar gibi duruyor ama hiç öyle değil, çok rahat. Bence hep orada uyusun o. Yani tam kızacağım sana. O suratındaki masum gülümsemeyi görüyorum ya. Neyse. Bir para denk getirsen de kafe falan bir şey mi açsan acaba ya? Sizin camiada bayağı popüler. Ya bakarız ona da. Sen bana bir anlatsana bakayım ya. Neyin peşindesin? Hı? Ya da dur sana şöyle sorayım. Yüzüklerden gözünü alamadığına göre sen Sima'yı kızdıracak çok kötü bir şey yapmışsın herhalde ha? Sayılır. Ya tutturdu, sen bana doğru dürüst evlilik teklifi etmedin diye. Artık yeniden yapacağız bir şekilde işte. Nasıl yani? Bir daha mı evlenme teklif edeceksin? Yani onun gibi bir şey. Ben böyle saçma bir şey görmedim vallahi billahi ya. Manyak mısın sen ha? Ben öyle. Manyak falan değilim abicim ben. Manyak falan değilim. Evliyim ben, evli. Sen anlamazsın. Tabii ben evlilikten ne anlarım ki zaten. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Hadi. Gir gir, sen gir. Merhaba. Kızlar, vallahi bence şu anda aralarında bir şey yok ama geçmişi bilemem. Yok, evet evet, şu an bir şey yok. Ama ben Rüzgar Hanım'ın bakışlarını görüyorum. Habire böyle gözü Sinan'da. Biz restoranda konuşurken de sürekli o tarafa bakıyordu Müslüman. Gece beraber yatmamışlar. Kız, açık açık sordun mu? Yok, açık açık değil. Ya gerçi beceremedim, kapalı da olmadı pek ama... Sonuçta öğrendim, rahatladım. Kızlar, bütün gece bunu düşünmekten deliriyordum neredeyse. Yok, zaten şu an aralarında bir şey yok yani, şartlar eşit. Evet, hızlı olan kazanır. Kızım, oyalanmaman lazım ya. Git partide bitir işi. Nasıl yani? Vallahi artık açılır mısın? İlanı aşk mı edersin? Yoksa bir tavuk denk getirmeden gider dudaklarına mı yapışırsın? Orası da ben bilemem. Zaten bugüne kadar da bize bunları sormadın. Hayır. Ama artık bu akşam bu işin adını koyacaksın. Evet, yani senin kesin bu akşam adını koyman lazım. Kesin. Tamam. Sen şimdi bir şeyler düşün. Hı. Tamam mı? Biz de bir şeyler düşünelim. Sonra biz sana mutlaka bir şeyler söyleyeceğiz. Tamam mı? Pelin'le arkadaşları niye gelmiş?
Onlar sık gelir buraya. Başak'la Bülent'te çıkıyor zaten. Peki siz, yani Pelin'le sen? Bu önemli, bunu açmam lazım. Tabii. Alo anneciğim. Tamam, şimdi mi? Anladım, tamam, geliyorum. Geliyorum, görüşürüz. Önemli bir şey yok inşallah. Yok da benim bir gitmem lazım. Rüzgar, ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Neyi? Bana hayatın çetrefilli yanlarını öğreten kıza bak. Kimin öğrencisiyim ben? Sen de bir şey var. Görmeyeli biraz şüpheci olmuşsun sen sanki. Öyle olsun. Tamam, ben çıkıyorum ama akşam geç kalmam. Evde görüşürüz. Tamam? Söz. Tamam, söz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet, madamla monsieur, süslememiz bittikten sonra de Adana, le Ege mutfağının harika bir birleşimi oluyor. Lan, siz bu internetten neler öğreniyorsun ya? Özel bir parti miymiş o, yoksa ikiniz mi olacaksınız? Ay yok kızım ya, sen babanın beni dışarı çıkardın. Ne zaman gördün? Tamam, sen de hemen şey yapma. Bana da değişiklik oldu. Anneannemi özlemiştim. Ha, iyi. Dur ben hemen geliyorum, tamam? Anne, göstersene. Nasıl? Bak böyle biz de çökeceğim. Bayağı şövalye gibi evlilik teklif edeceğim. Çok güzel. Evet. Önce meyve sunumunu şey koy. Bir filmde görmüştüm. Kız hemencecik kabul etmişti. Ya babacığım yok. Biz zaten evliyiz. Oyunda teklif bu. Ben sen olsam benim dediğimi yapardım. Tamam. Nasıl yapacağım şimdi? Sen bunu bayağı bardağın içine atmıyorsun. Dedik ya işte. Fazla partiliyorduk aslında ama uzun zamandır böyle bir sekteye mi uğradın, ne oldu, yoğunluk mu diyelim, çok iyi oldu. Oo, parti başlamış. Oo, nerede kaldın ya, gelmeyeceksin diye korktuk vallahi. Bak, parti kaçırdığım görülmüş şey değildir. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol. Rüzgar. Hı. Sen sanki benden bir şey saklıyor gibisin ha? Yok. Yani öyle biraz yorgunum. Ya İstanbul trafiğine alışmam biraz zaman alacak galiba. Yapma Rüzgar. Biz birbirimizi biliriz. Ne oldu söyle? Yani yok, bir şey olmadı. Ayrıca olsa senden niye saklayayım canım? Saklama zaten. Sen de saklama. Neydi şimdi bu? Yani dünden beri soruyorum sana, Pelin'in aranızda ne var diye hiçbir şey söylemiyorsun. Heyecanlı. Bana bak, bu akşam bu iş bitecek, adı konulacak ona göre. Ay şunu söyleyip durma, çok heyecanlanıyorum. Evet hayatım, bak şu kötü karmayı bozuyorsun, gör bak. Fit, heyecanlı tut, heyecanını getir, güven kendine. İyi, güzel olacak. Evet. Hadi bakalım. Nasıl yani, bir dakika. Karmasını düzeltmen için senden yardım istedi. Sen de yardım ettin öyle mi? Yok, şaka değil mi bu? Rüzgar, bu konuda sana niye şaka yapayım? Yani bence de yapmazsın çünkü ondan ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Ya benim için de iyi oldu. Yani karşılıklı bazı şeyleri düzelttik. Yani artık nefret etmiyorum. Bu iyi bir şey. İyisiniz şimdi yani, öyle mi? İyiyiz. Arkadaşız. Başka ne öğrenmek istiyorsun? Niye bu kadar zorluyorsun beni Rüzgar? Ay tamam, haklısın, pardon. Yani çok abarttım, niye öyle oldu? Sen de öyleyiz diyorsan öyledir zaten.
Siz Rüzgar'ın önünde arkasında olun. Ben de Sinan'la yalnız kaldığım bir anda söyleyeceğim inşallah. İyi böyle içimde çok güzel biz var böyle şey gibi. De o yüzden bende de var. Aynı adını koyamıyorum. Aynı yüzden bende de var. Kızlar bu gece biliyorum ki üçümüz de buradan mutlu çıkacağız. İçime de uyuyor hissediyorum. Ay hadi bakalım. Tamam hadi çalıyorum seni. Çalıyorum hazır mısın? Tamam. Pelin. Pelin. Ah merhaba Rıza. Süheyla. Hiçbir eksik göremiyorum. Vallahi ben de. Ha sen akşama hazırlık yemek falan derken... Evet, yemek için hazırlandım. Oturalım mı Rıza? Oturalım. Yani orada ne kadar savaş olsa da oradaki insanların gözlerine baktığımda onların o ruhu böyle... Yani o yaşanmışlığı insan gerçekten hissediyor. İzninizle. Yani dediğim gibi hani ne görmek istediğine bağlı aslında bu. Ne bileyim bana çok şey kattı ya. Sen mi yaptın bunu? Çok güzel olmuş. Evet. Afiyet olsun da fazla içme istersen çarpabilir. Bu gece çarpabilir. Çünkü kendimi çok iyi hissediyorum. Hadi ya. Nedenmiş o? Ateş böceklerin etkisinde kaldım sanırım. Ondandır. Sen de gelsene şöyle. Aa, yok, biz burada kalalım. Hatta şuraya geçsek olur mu? Neden? Çünkü bu gece sana bir sürprizim var. Arkadaşlar, sizden bir şey isteyeceğim. Evet abi. Anne ekmek kalmamış. Zarar yok be kızım. Ay Necip. Necip Murat. Ay Necip. Necip, Necip, Necip. Hayırlı uğurlu olsun. Öğrendiniz mi? Ne kadarlıkmış? Ne kadarlıkmış? Yahu Havva hamile ya. Hadi ya. Gerçekten mi? Bak böyle şeyin şakası olmaz ha. Gerçekten vallahi mı? Ay aşk olsun sana yalan borcumuz mu var? Ne bileyim birkaç kere böyle ortalığı karıştırdınız da. Ama bu başka. Yaşınızı maşınızı dinlemem kırarım kalbinizi ha. Havva herhalde nazara gelirim falan diye ondan saklıyor. Yok ne hamilesi deyip gitti. Gözlerinin içi gülüyor. Kaç gelin doğurdum ben evladım anlamaz mıyım hiç? Şimdi siz biraz küs gibisiniz ya. Belki ondan şey yapmamıştır. Belli olmaz. Küslük bu. Belki boşanmaya gider. Babasız mı doğursun çocuğu? O da aldırır. Buyurun. Ben size ekmek almıştım. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Allah! Söylemeyecek misin?
Ben sen konuşursun diye bekliyorum. Önce sen bir içindekileri dök, söyleyeceklerini söyle, sonra ben de konuşurum. Ya konuşurum, konuşmam diye bir şey yoktu. Sen bu kadar sofra kurmuşsun, bu kadar hazırlık yapmışsın, söyleyeceklerini de hazırlamışsındır diye bekliyorum. Ne münasebet canım. Sofrayı ben hazırlamadım ki. Sen de mi hazırlamadın? Yok. Vallahi ben yapmadım. Pişman da değilsin Rıza. Belli ki sen de değilsin. Biz bu noktaya nasıl geldik o zaman Rıza? Zübeyir. Şimdi Başak, biz seninle geçen gün konuştuk ya evlilikle ilgili. Evet. Sonra sen bana kızdın yani. Yok, ona kızmak denemez. Yok, kızdın. Yok, kızmadım. Ya, neyse Başak, şimdi konu bu değil. Ya bak, benim de kendime göre haklı gerekçelerim var. Yani anlatsam sen de bana hak verirsin gerçekten. Anlat. Şimdi şöyle. Ben daha önce bir ilişkimde kıza daha böyle üçüncü ayda bir de böyle bayağı romantik falan, diz çökmeli falan filan bir evlilik teklifi ettim. Hele hele. İşte tabii çok erken olduğu için kız da korktu, kaçtı. Yani o yüzden ben de böyle bir akıllandım. Sen akıllanmamışsın, senin zekanda gerileme olmuş. Ayrıca o tırsak hatunun ceremesini niye ben çekiyorum? Acaba bana bunun cevabını verebilir misin? Hayatım, niye sakin olacağım ben? Ben niye sakin olayım? Ben sakin olmamalıyım ya. Sen beni ne zannediyorsun ya? Ne zannediyorsun? Eğlenceli bir kız olabilirim ama eğlencelik bir kız asla değil. Benim evlenmeyeceksen beni niye oyaladın bugüne kadar? Madem senin böyle bir şey niyetin yok, niye böyle... Daha ne kadar bekleyeceğim sürprizi? Ben senin yanına sözde karmamı düzeltmeye gelmiştim. Evet. Karmanı düzeltecektik. Ve sen Tolga ile tekrar evlenecektin. Ama sanırım Tolga'yı tamamen kaybettin. Yani karmanı düzeltemedik. Hayır. Düzeldi. Nasıl yani? Sen şimdi... Hayır. Benim karmam o köy yolunda araba çamura saplandığında düzeldi. Seninle balık tutarken, seninle tavuk kovalarken, seninle ateş böceklerini seyrederken düzeldi. İsmail, aşkım sana çok güzel bir sürprizim var. Aa, neymiş o? Ya bir sakin olur musun Allah aşkına ya? Dilin damağın kurudu bana bağırmaktan. Şunu bir iç, iç şunu. İç şunu, bir sakinleş. Usul usul şiir okuyorsun ya. Sen beni affet. Ben bilmiyordum ki senin hamile olduğunu. Aa! Ay kızım, niye daha önce söylemedin bana? Dur. Şimdi nefes al, nefes ver. Nefes... Yok, o sonraydı.
Gel otur gel. Gel sen dinlen. Dinlen sen. Rahatına bak. Çay içer misin? Kim içecek bu çayı? Sen iç. Ben içeyim bari. Sıcakmış ya bu. Neyse otur sen otur. Ya da ben mi oturayım? Bir çay yok. Hayatım çok tebrik ederim seni. Darısı başına peluşum, darısı başına. Ya o kadar harika, o kadar ince düşünülmüş bir teklif ki vallahi ben bile kıskandım. Ya baksana düşün, sen burada yoktu şöyle oldu. Ben şimdi böyle kavga ediyoruz falan, böyle evlendin, evlenmedin, evlendin, yok sen istemiyorsun falan diye böyle. Dedi ki al şunu iç dedi, bardak böyle verdi. Ben dedim ki içeyim, içeyim, tamam içeyim ve gideyim falan böyle diktim. Dikmemle birlikte boğazıma bir şey böyle takılır gibi oldu. Bir baktım yüzük... Ay bardağı ay, ben onu görmüştüm. Ay ben gördüm. Bülent, yüzük benimdi. Ama sen şimdilik sus istersen kardeşim. Hakan. Oğlum sen ne yaptın lan? İnsan bir uyarır ya onu alırken oradan. Ama ben üçünüze söylemedim, demedim mi? Biz bu gece üçümüz buradan mutlu ayrılacağız diye dedim mi demedim mi? Hadi sıra sende. Ay Hakan da bana bir sürprizi varmış. Ben de tam konuşuyordum. Hadi git konuş. Git söyle erteleme. Koş koş koş. Gidiyorum. Git git git. Git git. Hakan bakar mısın? Hakan gördün mü ya? Çok güzel. Bakar mısın? Çok güzel. Niye çıktık şimdi buraya? İçeride herkes çok mutlu görünüyordu. Rol çalmak istemedim. O zaman sen de mutlu bir şey söyleyeceksin. Yani mutlu olacak biri var. Sinan. Ben bu akşam dedemin 6 aydan daha az ömrü kaldığını öğrendim. Yani herhalde mutlu olacak. Hüzyan bu kadar ciddi mi durum? Niye bana daha önce söylemedin? Yani ben bugünleri daha da kötü geçirsin istemiyorum. O yüzden senden bir şey isteyecektim ama inan benim iradem dışında gelişen bir olay. Yani belki biraz saçma bulabilirsin. Sana çocukça gelebilir ve ayrıca kabul etmek zorunda değilsin. Rüzgar. Lütfen söyler misin? Dedem bu son günlerinde hep daha da mutsuz olmasın diye... Yani tamamen bir oyun. Evet. Sinan. Benimle evliymişiz gibi bir oyun oynar mısın? Bu muydu yani? Sinan, o kadar rahatladım ki sana anlatamam.